Dini nikahla karısını boşayan ve de tekrar birlikte olmak istemeyen bir adam var. Karısı iddia süresi dolduğu halde evden gitmiyor. Evet efendim biz dini hükümleri arz ediyoruz. Özel hayatımızda dini hükümleri uygulamaya kanunlar engel değil. Tabi şimdi resmi kanunlarla dini hükümler aslında bazı şeyler oluyor. Evet bir koca karısını her ne sebeple olursa olsun boş ol demişse, boşamışsa Dinle nikah kalmaz. Bunu e, üç defa yapmışsa ebediyen onunla evlenemez. O kadın başkasıyla evlenirse, isterse evlenecek, cinsel ilişki kuracak, aldığı kocası onu bu isterse boşayacak. Boşadıktan sonra yeniden onunla birleşebilir. Aksi halde e, üç hakkını kullandığı zaman ebediyen haram olur. Ona. Olamaz, olamaz. Ama bir defa demişse yeniden nikahlanabilir, İki, ikinci defa demişse yeniden nikahlanabilir. Dinen arz ediyorum tabii. Evet şimdi karısı gitmiyor diyor. Dinen nikahları yok. Dinen arz ediyorum ben. Dini hükümleri söylüyorum. Arz ettiğim gibi e, dünyada e, İslam hukukunun temel kitabı, mevsudu. Bakabilirsiniz, tahkik edebilirsiniz efendim. Evden gitmiyorsan, Müslümansan nikahınız yok. Nikahınız yok efendim. Evet. Kadının böyle bir hakkı var mı diyorsunuz. Ee, bu kadın e, boşadıktan sonra 4 ay 10 gün başkasıyla evlenemez. 4 ay 10 gün e, onun yiyeceğini, içeceğini, giymeyeni, kuşamanı, bakım masraflarını e, boşadığı kadın, e, boşadığı herif öder. Ama ondan sonra hiçbir ilişkileri kalmaz. Dinen, dinen böyle efendim. Dediğim gibi bu eserlere bakıp tahkik edebilirsiniz. Ben tabii kanuna karışmıyorum.